Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesine asker gönderme tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi. HDP'nin tehditlerine boyun eğdiler dedi. AK Parti meclis grubuna seslenen Erdoğan, Büyükelçi krizi üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Burada asıl önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, HDP'ye boyun eğmesidir. CHP açıkça tehdit edildi dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oy vermelerine böyle tepki gösterdi. Cibiliyetlerinin gereğini yaptılar sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda maalesef artık böyle bir CHP mevcut değildir. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. Hem Azerbaycan dönüşü uçakta hem de AK Parti grubunda Erdoğan'ın gündemindeydi tezkere. İyi Parti'nin evet oyu vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. CHP liderinin hangi dış güçler Türkiye'ye gelecek sorusuna da karşılık verdi. Sınır ötesi harekatların sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız. Büyükelçi krizi üzerinden de söyleyecekleri vardı Kılıçdaroğlu'na. Erdoğan geri adım attı diyenlere ise ben taarruzdayım, benim kitabımda geri adım atmak yok diye seslendi. Sergilediğimiz ilkeli ve onurlu duruşta Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli bir duruşu anlamasını beklemiyorum. Krizi bitiren açıklamayı Biden nezaket gösterisi yaptığı sözleriyle değerlendirdi Erdoğan. Amerikan başkanıyla 30 Ekim'de Roma'da değil büyük ihtimalle Glasgow'daki iklim zirvesinde bir araya geleceklerini belirtti. F-35'lere ödenen 1 milyar 400 milyon doların geri ödeme planını görüşmemiz gerekecek dedi. Grup toplantısında o buluşmaya değinmedi ama Kılıçdaroğlu'yla Osmanlı polemiğinin fitilini de yeniden ateşledi. Sen kimsin ya? Sen Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin ya? Bu ne saygısızlıktır ya? Bunu yedirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Buna fırsat vermeyiz.